Yahya Bostan İran dosyası kabarıyor. İran Türkiye'nin komşusu. İki ülkeyi yakından ilgilendiren ortak çıkar ve tehditler, coğrafya ve kültürün teşvik ettiği işbirliği alanları var. Ancak yazmıştım. Türkiye ve İran kimi önemli bölgesel meselelere farklı pencerelerden bakıyor. Ve bu meselelerin hacmi gün geçtikçe artıyor. Amerika'nın bölgeden çekileceğine ilişkin verdiği güçlü işaretler bununla ilintili olarak terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki varlığının ne olacağı sorusu önümüzdeki dönemde Ankara-Tahran ilişkilerinin seyrini etkileme potansiyeli taşıyor. Üstelik bu konularda önemli gelişmeler yaşanıyor. Amerikasız bir Suriye hazırlığı. Dikkatini Çin'e yöneltmek isteyen Amerika'nın Suriye politikasını gözden geçirme arayışında olduğu artık açıkça dillendiriliyor. Bölgeyi yakından izleyen yetkili isimler, CIA ve Amerika Dışişleri'nin çekilmeden yana olduğunu, ancak Amerikan ordusunun mevcut statikoyu korumaya çalıştığını söylüyor. Amerika'nın Suriye'de DEAŞ tehdidi nedeniyle bulunmadığı, öncelikli iki amacının İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Rusya ile İran'ı dengelemek olduğu biliniyor. Washington'ın bu kapsamda Ankara'ya Suriye konusunu stratejik bir bakışla konuşma vakti geldi dediği söyleniyor. Önümüzdeki aylarda Türk ve Amerikalı heyetlerin Suriye ve PKK konusunu masaya yatıracağı konuşuluyor. O halde iş ciddi ve bir rotaya girmiş bulunuyor. Amerikasız bir Suriye'de Türkiye için iki önemli soru işareti oluşacak. 1- Ankara-Şam diyaloğunun geleceği ne olacak? 2- Terör örgütü PKK Suriye'den nasıl tasfiye edilecek? Ankara Şam yakınlaşmasının önünde 3 engel bulunuyor. 1 Putin adım atmak için Amerikan seçimlerini bekliyor, dosyayı açık tutuyor. 2 İran kazanımlarını kaybedeceği endişesiyle normalleşme sürecinden rahatsız oluyor. 3 Dışişleri Bakanı Fidan'ın da vurguladığı gibi Şam masaya kendi adına oturmuyor. Burada Rus-İran etkisi ima ediliyor. Şam daha çok İran etkisiyle Türk askeri çekilsin ön şartına öne sürerek normalleşme sürecini zehirliyor. Oysa Ankara'nın beklentisi basit. Şam Türkiye'nin terörle mücadelesini destekler, YPG'yi silahsızlandırır, mültecilerin dönüşüne imkan sağlar, ülkede meşru seçimlerin yapılması için zemin hazırlarsa normalleşmenin önünde hiçbir engel yok. Bu bahsi yine bir Türk yetkilinin ifadesiyle bitirelim. Esad'la normalleşme adına vereceğimiz hiçbir taviz yok. İran'daki PKK varlığı. Amerikasız bir Suriye'de PKK'nın ne olacağı da önemli bir soru işareti. Ankara önce Irak ardından da Suriye'de yarım kalan işi tamamlamanın hazırlığını yapıyor. Böyle bir hazırlığın şüphesiz Tahran'ı ilgilendiren yanı da var. İran'ın terör örgütü PKK ile Irak'taki alışverişini daha önce yazmıştık. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirmişti. İran sınırı boyunca silahlı örgüt kampları ve İran içinde PKK uzantıları bulunuyor demişti. İran içindeki bu uzantıların 200-400 dolayında teröristi ifade ettiği söyleniyor. Tahran, Karabağ savaşında bu teröristlerin Ermenistan'a geçişine olanak sağlamıştı. Ermenistan'ın en önemli iki silah tedarikçisi Hindistan ve İran'dır. Aynı teröristlerin Türkiye'ye dönük saldırı girişimlerinin olduğu da biliniyor. Hatta Ankara'nın yakın geçmişte bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için İran'ı ilk kez ve kesin bir dille uyardığı, Tahran'ın ise terör varlığını reddederken bir yandan da PKK'lılara fazla ortalıkta görünmeyin dediği söyleniyor. Haberi dün geldi, MIT PKK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. İran'ın Bafel Talebani'ye verdiği destek Ankara'yı huzursuz eden bir diğer başlık. PKK'nın kamikaze drone teknolojisi imkanlarına kavuştuğunu, bu dronlarla Türk İHA sihalarını hedef almaya çalıştığını, terör örgütüne bu teknolojiyi Bafel Talebani'nin sağladığını aktaralım. Kuzey Irak'ta Barzani Talebani geriliminde oluşan konjonktür İran'ı Talebani, Türkiye'yi ise Barzani'nin yanında konumluyor. İran, Barzani'nin etki alanını daraltmak için Erbil'i yakın geçmişte füzelerle vurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani geçtiğimiz günlerde Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Barzani yönetimi Ankara'nın Bağdat'la geliştirdiği terörle mücadele diyaloğunun bir parçası. Ankara'nın bu süreçte sadece Irak'ın değil, Kuzey Irak'ın da istikrar ve güvenliğini destekleyeceği öngörülüyor. Kalkınma yoluna Tahran önerisi İran'la zor konular dosyasına artık bir başlık daha eklemek gerekiyor. O da Türkiye'nin Irak'la yürüttüğü kalkınma yolu projesidir. Önce Ankara, daha sonra Bağdat'ta yapılan güvenlik zirveleri Türkiye ve Irak'ı terörle mücadelede görülmedik bir noktaya getirdi. İki ülke arasında stratejik çerçeveye ilişkin mutabakat zaptı hazırlanıyor. Bu süreçte Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla terör örgütü PKK Irak'ta yasaklı hale geldi. Ankara, Irak'ın parlamentodan alacağı bir kararla PKK'yı terör örgütü olarak tanımasını istiyor ancak Bağdat'ın Tahran'ın telkinleri nedeniyle bu adıma atmaya henüz hazır olmadığı söyleniyor. Irak heyeti önümüzdeki günlerde yine Ankara'ya gelecek ve mutabakat zaptının güvenlikle ilgili kısımları birlikte yazılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Bağdat ziyaretinde mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor. Kalkınma yolu iki ülke diyaloğunun ana tutkalı, Irak'ın istikrar ve ekonomisine büyük bir katkı sağlaması beklenen, Türkiye'yi önemli bir transit geçiş merkezi yapacak projeye ilgi büyüyor. Birleşik Arap Emirlikleri projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinden yana Yeni Şafak'ta okudunuz. Suudi Arabistan da projenin bir parçası olmak istiyor. Bu projenin Talebani'nin Süleymaniye'sini pas geçeceğini daha önce yazmıştık. İran da projenin dışında kalmak istemiyor. Tahran'ın kalkınma yolu İran'dan geçsin görüşünü dile getirdiği söyleniyor. Bu talep ne ekonomik ne de lojistik açıdan uygulanabilir değil. Ancak Bakan Fidan'ın söylediği gibi ekonomik ve güvenlik boyutlarına İran'da dahil olabilir. Bu arada Tahran'ın kalkınmış ve istikrar kazanmış bir Irak'ın kendisine de sayısız yarar sağlayacağını görmesi gerekiyor. Yahya Bostan Yeni Şafak. Bercan tutar. İsrail'i bekleyen son. Siyonist İsrail ve destekçisi batılı Siyonaziler Gazze'de saplandıkları bataklıktan çıkamıyor. Debelendikçe daha da batıyorlar. Onca katliam ve vahşete rağmen istedikleri sonuca ulaşamadılar. Ne Gazze halkının iradesini yok edebildiler, ne Hamas'ı bitirebildiler, ne de dünyayı yanlarına çekebildiler. Çocuk ve kadınları hunharca katleden İsrail ordusu, evleri, altyapıyı, yolları, tarım arazilerini, hastane, okul ve camileri yok edip enkaza çevirdiği Gazze'yi kitlesel göçlerle insansızlaştırmaya ve sonunda da ilhak etmeye yönelik bilinçli bir savaş planı ve yerleşimci sömürgecilik stratejisi izledi. Batıdan her tür askeri ve siyasi desteği alan soykırımcı İsrail'in yaptığı sayısız katliam ve bombardımana rağmen 41 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğindeki Gazze şeridinde ilerleyebilmesi 4 ay sürdü. Uzmanların da vurguladığı gibi İsrail, Amerika'nın Irak'ta 7 yılda tükettiği mühimmatı 4 ayda kullandı. Görüldüğü üzere insanlık tarihinin en aşağılık yöntemlerine başvursa da İsrail ve destekçileri hedeflerine ulaşamadı. Dünyanın lanetlediği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları askeri ve siyasi açıdan felaketle sonuçlandı. Batılılar da artık açık açık bir şeyler fena halde ters gitti diye itirafta bulunuyor. Gazze'de bataklığa saplanan İsrail ve suç ortağı Amerika ile Avrupa paçalarını kurtarmak için yine aynı hinliklere başvuruyor. Bu numaraların en bilineni ise iki devletli çözüm sakızıdır. Bu sakız her açıdan bir tuzaktır. Sıkışan terör devleti İsrail'e nefes aldıran bir aldatmacadır. İsrail'in sahada yani Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da uyguladığı işgal ve hatta de facto ilhak gerçekliği, batının iki devletli çözüm oyununu zaten işlevsiz kılıyor. Herkes biliyor ki bağımsız bir Filistin devletinin önündeki en büyük engel İsrail'in sınırları konusundaki belirsizliktir. Zira her tür alçaklıkta sınır tanımayan İsrail'in teritoryal sınırlarının nerede sona erdiği hala belli değil. Haliyle iki devletli çözüm ancak İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü boşaltmasıyla, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye gibi komşu devletlerle sınır anlaşmaları yapmasıyla mümkündür. Bu bağlamda iki devletli çözüm planı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki ilhak pratiğiyle zaten çökmüş durumda. Tam da burada dünyanın üç maymunu oynadığı bir süreçte, Oyunu bozan tek aktör Hamas oldu. 7 Ekim'deki Aksa tufanı taarruzuyla sömürgecilerin bütün tezgahlarını alt üst etti. Unutmayalım ki mazlum Filistin halkı şimdiye kadar ne kazandıysa öz direnişiyle kazandı. 1987'de başlayıp 1993'te sona eren birinci intifadadan sonra İsrail inkar ettiği Filistin halkını resmen tanımak zorunda kaldı ve 1994 yılında Filistin Ulusal Otoritesi kuruldu. 2000 ila 2005 yılları arasındaki ikinci intifadadan sonra ise İsrail 1967'den beri işgal altında tuttuğu Gazze'den çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ise Filistin halkı yine ödediği ağır bedellerle Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'nın İlhak sürecini durdurarak rafa kaldırılan bağımsız Filistin devleti talebini de tekrar dünyanın gündemine sokmayı başardı. Dolayısıyla bu son direniş sonuçları açısından ilk iki intifadadan daha sarsıcı olacak. Avrupa ve Amerika'nın nüfuzu zayıflarken Türkiye, Çin ve Rusya'nın bölgede daha da etkin olması, İsrail'in işgal ve ilhak projelerini tersine çevirerek Filistinlilerin devlet olma sürecini hızlandıracaktır. Orta Doğu artık Amerika ve İsrail sonrası bir döneme doğru ilerliyor. Bütün stratejik veriler ve küresel siyasetin gidişatı bunu gösteriyor. Bercan Tutar, Sabah